Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Asaf Farol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Yazılım Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan Meslek İngilizce dersinin notlarıyla devam ediyoruz. Hi everybody, this is Asaf Farol, full time professor at the Department of Software Engineering, College of Technology at Fırat University. This is the course notes of vocational English, which is taught at the department. And now we are continuing with the hypothesis test for means. Ortalamalar için hipotez testi ile devam ediyoruz. Two sample test of means. Small samples. Ortalama için iki örneklem testi. Burada küçük örneklemler bir defa işleyeceğiz. İki örneklem tarafından üretilen bilgiye dayanarak based on the information generated by the two samples. Burada bilmediğimiz kelime yok. Generated biliyorsunuz üretilen anlamında. Generate üretmek anlamında. Ve based on da ona dayalı olarak anlamında. Yani iki örneklem tarafından üretilen bilgiye dayanarak. Örneğimiz şu. Sample 1 support ve sample 2 center city diye geçiyor. Yani bir tane burasını kırsal kesim olarak, şehir dışı olarak bunu tercüme edebiliriz. Şurası da şehir merkezi. Şehir merkezindeki durumları gösteriyor. Önce sorumuzu bir okuyalım. Do families that reside in the center city have more children than families that reside in the suburbs? With 95% confidence level. Şehir merkezinde yaşayan ailelerin, banliyölerde yaşayan ailelerden daha fazla mı çocuğu var? %95 güven seviyesi ile hesaplayın diyor. Burada verilen değerler şunlar. Kırsal kesim veyahut da banliyö diyelim. Banliyö dediğimizde bunlar genellikle mobil şeklinde hareket edebilen evlerin oluşturulduğu yerler olarak Amerika'da yansıyabilmektedir. Şimdi ortalaması banliyöde yani kırsal kesimde diyelim, şehir dışında diyelim. Onların örneklemin aritmetik ortalaması 2.37, standart sapması 0.63 veriliyor ve örneklem boyutu 42 kişiden oluşuyor. Aynı şekilde şehir merkezinde olanların ise aritmetik ortalaması 2.78, standart sapması 0.95 ve örneklem boyutu da 37 olarak verilmektedir. Arkadaşlar daha önceki takip ettiğimiz yolların aynısını yapacağız. Yani 5 adım modelini uygulayacağız. Step 1. Make assumptions and meet test requirements. Varsayımlar yapın ve test gereksinimlerini karşılayın. Independent random sampling. Bağımsız rastgele örneklem. The samples must be independent of each other. Örneklemler birbirinden bağımsız olmalıdır. Hatırlarsanız independent, bağımsız olduğunu daha önceki slaytlarda açıklamıştık. Level of measurement is interval ratio. Ölçüm seviyesi aralık oran. Number of children can be treated as interval ratio. So the mean is an appropriate statistic. Burada arkadaşlar treated muamele görmek, bir şeye işlem yapmak anlamında. Interval ratio biliyoruz, aralık oran demekti. Mean dediği de aritmetik ortalamaydı ki defalarca tekrarladık. Appropriate de uygun demekti. Statistik, istatistik. Şimdi buna baktığımız zaman çocukların sayısı aralık oran olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden ortalama uygun bir istatistiktir şeklinde tercüme edebileceğiz. Sampling distribution is normal in shape. Örneklem dağılımı şekil olarak normal. Because we have two small samples, it means less than 100, we have to add the next assumption in order to meet this assumption. İki küçük örneklemimiz olduğu için en küçüktür 100 demek. Bu varsayımı karşılaştırmak amacıyla bir sonraki varsayımı eklememiz gerekiyor. Burada eklemek anlamında small samples dediği küçük örneklem
assumption biliyorsunuz kabuller, varsayımlar olarak tercüme etmiştik. Population variances are equal. Popülasyon varyansları eşit. As long as the two samples are approximately the same size, we can make this assumption. İki örneklem yaklaşık olarak aynı büyüklükte olduğu sürece bu varsayımı yapabiliriz şeklinde tercüme ediyoruz. As long as arkadaşlar olduğu sürece ekini veriyor. Ve approximately yaklaşık anlamında. Yaklaşık olarak diye tercüme edeceğiz. In the second step, state the null and alternative hypothesis. Boş ve alternatif hipotezleri belirleyin. Burada mü 1'in mü 2'ye eşit olması durumudur. Boş alternatif. There is no difference between the suburbs and the center city in terms of number of children in a family. Bir ailedeki çocuk sayısı açısından şehir merkezinde ve banliyöde yaşayan aileler arasında bir fark yoktur. The null hypothesis asserts there is no difference between the populations. Boş hipotez, popülasyonlar arasında bir fark olmadığını ileri sürer. Mü küçüktür mü 2 olduğu zaman, yani alternatif hipotez diyoruz buna. Families that reside in the center city have more children than families that reside in the suburbs. Şehir merkezinde yaşayan ailelerin banliyöde yaşayan ailelere göre daha fazla çocukları vardır. Reside dediği ikamet eden, oturan. Suburbs, kırsal kesim veyahut da banliyö diye burada tercüme ettik. The alternative hypothesis contradicts the H sub 0 and asserts there is a difference between the populations. Alternatif hipotez H0 ile çelişir ve popülasyonlar arasında bir fark olduğunu ileri sürer. Kontradik demek zıt, çelişmek. Step 3. Select the sampling distribution and establish the critical region. Örneklem dağılımını seçin ve kritik bölgeyi belirleyin. Buralara biraz hızlı geçiyorum çünkü aynı başlıkları tekrar ediyoruz. Önceki videoma bakarsanız aynı sırayla gittiğimizi görürsünüz. Sampling distribution, t distribution, because n is small, en küçük olduğu için burada students dağılımını alacağız. Alfa değerimiz 0,05, one tailed. Çünkü şurada one tailed dememizin nedeni de bakın şurada mü 1 küçüktür, mü 2 demiştir. Bu tek yönlü oluyor. Onun için one tailed dedi. Alfayı 0,05 bulmamızın sebebi de %95 confidence level için bunu yapıyoruz. Ve %95 demek 0,95 demekti. Birden çıkarttık 0,05 buldu. Degrees of freedom, serbestlik derecesini buradan Degrees of Freedom tablosundan kitabın arkasında veyahut da internetten bakıyoruz. N1 artı N2 eksi 2. Neden eksi 2? Formülü bir hatırlayın. Serbestlik derecesi N eksi 1'di ama burada 2 tane olduğu için eksi 2 dedik. Sayıları topladık 77 oldu. Ve buradan gittiğimiz zaman bakın şurada 77 burada ne var? 60 var en yakın. 60'tan gittiğimiz zaman 0,05 için one tailed tablosundan bakıyoruz. Yani tek kuyruklu testten bakıyoruz. 1,671 çıkıyor. Tabi bu değerleri alırken eksi olması fark etmiyor. Tabloda değeri buluyorsunuz. Sadece eksi olduğunu göz önüne alıyorsunuz. Eksi olarak koyuyorsunuz. Çünkü negatif tarafı vardı. In step 4, compute the test statistic. Compute, bilgisayarda hesaplama anlamında. Hesapla diyebiliriz buna Türkçe'de. Test istatistiğini hesaplayın diye tercüme edebiliyoruz. Calculate the pooled estimate of the standard error. Standart hatanın birleştirilmiş tahminini yapın. Burada pool dediği bir araya toplama, birleştirme. Şu formülü hatırlayın. Formüllerde değerleri yerine koyuyoruz. Ve sonuç olarak
Calculate the obtained t-score. Obtain demek formül elde edilen demek. Buradaki anlam o. T obtained dediği. T obtained formül elde edilen sonuç ve buradan değerleri getirip şuradaki görmüş olduğunuz değerleri formülde yerine koyduğum zaman -2.28 çıkıyor. Peki kritik değerimiz neydi? Kritik değere baktığımız zaman -1.671. Burada çıkan değer ne? -2.28. O halde ne diyeceğinizi tahmin edebiliyorum. Bu alternatif hipoteze girecek. Çünkü -2.28 -1.671'den daha ileride kuyrukta bulunduğu için. Beşinci adımda make a decision, bir karar ver. The obtained test statistics, t is equal to -2.28, falls in the critical region. So reject the null hypothesis. Arkadaşlar burada söylediği şu, elde edilen test istatistiği t eşittir -2.28 kritik bölgeye düşer. Bu yüzden boş hipotezi reddedin. The difference between the sample means is so large that we can conclude that a difference exists between the population represented by the samples. Hatırlarsanız bir önceki konuda işlediğimiz kalıbın aynısını kullanıyoruz. Dolayısıyla burada conclude sonuçlandırmak, sonucuna varmak anlamında. Represented temsil edilen demektir. Örneği temsil eden demektir. Dolayısıyla örneklem ortalamaları arasındaki fark o kadar büyük ki örneklemler tarafından temsil edilen popülasyonlar arasında bir fark olduğu sonucuna varabiliriz. The difference between city center and suburbs in terms of number of children in a family is significant. Bir ailenin çocuk sayısı açısından şehir merkezi ve banliyöler arasındaki fark anlamlıdır. Report result. With alpha equals 0.05, the obtained z-score of -2.28, we reject the null hypothesis. The data suggest families that reside in the center city have more children than families that reside in the suburbs. Alfa eşit 0.05. Elde edilen z-score -2.28 ile boş hipotezini reddederiz. Veriler şehir merkezinde yaşayan ailelerin banliyölerde yaşayan ailelerden daha fazla çocuğa sahip olduğunu öne sürmektedir. Burada arkadaşlar bilmediğimiz kelime yok çünkü aynı kalıptı. Önceki kalıp reject demek reddetmek demekti. The data suggest dediği veri ne yapıyor? Öneriyor, öne sürüyor. Reside ikamet eden, oturan demektir. City center, şehir merkezi. Suburbs ise banliyö diye burada söylediğimiz şehrin dışarısında, şehir dışındaki bir yerde yaşayan kişi, bu yerine göre kırsal kesimde yaşayan şeklinde de tercüme edilebilir. Arkadaşlar bu defada orantılar verildiği zaman nasıl yapacağız? Bunu size açıklayacağım. Orantı için hipotez testi, hypothesis test for proportions. Two sample tests of proportions, large samples. Oran için iki örneklem testi, büyük örneklem. One sample test of proportions, bir örneklemli olduğu zaman formülümüz şuydu. Hatırlayın, z obtained yani z değerini, z skoru hesaplayacağımız formül şu şekilde verilmişti. Two sample test of proportions, iki örneklemli olduğu zaman da ne yapıyoruz? İkisinin değerlerini formüle katmamız gerekiyor. Onu da bakın şurada s'leri bir arada, u'ları, p'ları bir arada, ps'leri bir arada, p'ları bir arada yapıyoruz. Ve buradan devam ettiğimizde formülasyona netice itibariyle pu dediğimiz formülü şu şekilde elde edebiliriz burada. Çekerek burayı elde edebiliriz. Burada sigma p2p the standard deviation of the sample distribution of the difference between sample proportion. Yani örneklem oranları arasındaki farkın örneklem dağılımının standart sapması diye tercüme ediyoruz. Bütün kelimeler biliniyor burada. PS1 minus PS2
2 ise the difference between the sample proportions. Bu ise örneklem oranı arasındaki fark. PU1 minus PU2, the difference between the population proportions. O da popülasyon oranları arasındaki farkı temsil ediyor. Demek ki buradaki U, yani U harfi popülasyon oranları ile ilgili pay veriyor. Seler ise örneklemin oranları ile olan sample'dan geliyor. Onu bize temsil ediyor. Two sample test of proportions, large samples. İki örneklem orantı testi, büyük örneklemler için. Random samples of black and white senior citizens have been selected and classified as high or low in terms of their number of memberships. Siyahi ve beyaz yaşlı vatandaşların rastgele örneklemleri seçilmiştir ve üyelik sayılarına göre yüksek veya düşük olarak sınıflandırılmıştır. Burada arkadaşlar black siyah demek, white beyazları temsil ediyor. Senior denilen de yaşlı kişileri kastediyor. Citizens topluluk vatandaş anlamındaydı. Yaşlı topluluklar, yaşlı vatandaşlar demek en uygunu. Classified demek sınıflandırma. As high or low, yüksek veyahut da düşük. In terms of their number of memberships. Memberships bir yere üyelik demektir. Üyelik sayıları bağlamında açısından. The proportions of each group classified as high in participation and sample size for both groups are. Katılımda yüksek olarak sınıflandırılan her grubun oranı ve her iki grup için örneklem büyüklüğünü bu şekilde veriyor. Black senior citizens, bunlar siyah yaşlı vatandaşlar. White senior citizens dediği de beyaz yaşlı vatandaşlar. Bunların örneklem oranlarına bakıyoruz. Bu sefer oran şeklinde veriyoruz. Bir önceki çözdüğümüz problemi bu defa oranlardan giderek, oran formülasyonundan giderek çözüyoruz. Bunlar da gördüğünüz gibi 0.34 ile örneklem boyutu da 83 veriliyor. Beyaz yaşlı vatandaşlar için örneklem oranı 0.25, örneklem boyutu da 103 olarak veriliyor. Sorumuz şu. Do black and white senior citizens differ in their number of memberships in clubs and organizations with 95% confidence level? Siyahi ve beyaz yaşlı vatandaşlar kulüp ve organizasyonlardaki üyelik sayılarında farklılık gösterir mi? %95 güven seviyesiyle çözünüz. Step 1. Make assumptions and meet test requirements. Varsayımları yapın ve test gereksinimlerini karşılayın. Independent random sampling. Bağımsız rastgele örneklem. The samples must be independent of each other. Örneklemler birbirinden bağımsız olmalıdır. Level of measurement is nominal. Ölçüm seviyesi nominaldır. We have measured the proportion of each group classified as having a high level of membership. Yüksek bir üyelik seviyesine sahip olarak sınıflandırılan her bir grubun oranını ölçtük. Burada measure kelimesi ölçme anlamında. Ölçüm yapma. Level of membership dedi üyelik seviyesi. Sampling distribution is normal in shape. Örneklem dağılmış şekil olarak normal. Total n greater or equal to 100. In the parentheses n1 plus n2 is equal to 83 plus 103 is equal to 186. So the central limit theorem applies and we can assume a normal shape. Toplam en büyüktür 100. Çünkü n1 ve n2'yi topladığımız zaman verilen bir önceki tablodan 186 buluruz. Bu yüzden merkezi limit teoremi uygulanır ve normal bir şekil varsayabiliriz. Step 2. State the null and alternative hypothesis. Boş ve alternatif hipotezleri belirleyin. H sub 0 P sub U1 is equal to P sub U2. There is no difference between black and white senior citizens in terms of the proportions of classified as high in participation memberships. Üyeliklere katılımları yüksek olarak sınıflandırılanların oranı açısından siyahi ve beyaz yaşlı vatandaşlar arasında bir fark yoktur.
her zaman sıfırıncı hipotez bunu söylüyordu. Burada in terms of yine geçiyor. In terms of arkadaşlar açısından şeklinde tercüme ettik burada. The null hypothesis asserts there is no difference between the populations. Boş hipotez popülasyonlar arasında bir fark olmadığını ileri sürer. İkinci alternatif ise şu, alternatif hipotezimiz ise şu. PU1 eşit değil PU2. There is a difference between black and white senior citizens in terms of the proportion of classified as high in participation membership. Üyeliklere katılımları yüksek olarak sınıflandırılanların oranı açısından siyahi ve beyaz yaşlı vatandaş arasında bir fark yoktur. The research hypothesis contradicts the H sub 0 and asserts there is a difference between the populations. Araştırma hipotezi R0 ile çelişir. Contradicts kullanmış burada, çelişmekti. Ve popülasyonlar arasında bir fark olduğunu ileri sürer. İleri süreli de burada assert fiilini aldık. Gördüğünüz gibi aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Bu sefer proportion'dan gidiyoruz. Yani orandan hareket ediyor. Step 3, select the sampling distribution and establish the critical region. Örneklem dağılımını seçin ve kritik bölgeyi belirleyin. Sampling distribution is equal to Z distribution. Örneklem dağılımı Z dağılımına eşit. Because sample size is large. Örneklem boyutu büyük olduğu için, yani 186 yüzden büyük olduğu için, alpha is equal to 0.05 to tail. Alpha 0.05 ve 2 kuyruklu test oluyor. Ve Z critical'ı artı eksi 1.96 buluyoruz ki biliyorsunuz alfa eşittir 0.05 için bunu defalarca 1.96'na 6'ya eşit olduğunu daha önceleri de söylemiştim. Step 4, compute test statistics. Test istatistiğini hesaplayın. Calculate the pooled estimate of the standard error. Standart hatanın tahmini birleştirmesini hesaplayın. Bunu yapmak için formülasyonu getiriyoruz. Şuradan değerleri yerine koyuyoruz. Bunlar hepsi önceden verilen değerler. 83 biliyorsunuz n'e karşılıktı. Yüzdelerini getirip koyduk. Buradan 0.29 çıktı ve bunu getirip formülasyonda yerine koyuyoruz PU değeri olarak. Ve ondan sonra buradan sonuç 1.29 çıktı. Şimdi 1.29 ile 1.96'yı kıyaslayalım. Artı eksi 1.96, 1.29. 1.29 nerede kaldı? Normal eğrimizde kritik noktanın içerisine düştü. Dışarıda değil, kuyrukta değil. O halde hemen ne olacak? Bu sıfırıncı hipotez, yani boş hipotez olduğu hemen buradan belli. Make a decision. The obtained test statistic Z is equal to plus 1.29 does not fall in the critical region. So, fail to reject the null hypothesis. Elde edilen test istatistiği Z eşittir artı 1.29 kritik bölgeye düşmez. Bu nedenle boş hipotezi reddedemedik. Yani onu kabul ettik diyoruz ama şu kalıbı kullanacaksınız. So, fail to reject diyeceksiniz. Kabul ederiz demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Reddedemedik şeklinde İngilizcesini ifade edeceksiniz. The difference between the sample proportions is so large that we can conclude that a difference exists between the populations represented by the samples. Örneklem oranları arasındaki fark o kadar büyük ki örneklemler tarafından temsil edilen popülasyonlar arasında bir fark olduğu sonucuna varabiliriz. The difference between the membership of black and white senior citizens is not significant. Siyahi ve beyaz yaşlı vatandaşların üyelikleri arasında fark anlamlı değildir. A report result with alpha equals 0.05, the obtained z-score of 1.29, we fail to reject the null hypothesis. The data suggests that there is no difference between black and white senior citizens in their number of memberships in clubs and organizations. Alpha eşit 0.05, elde edilen z-score
artı 1.29 ile boş hipotezi reddedemedik. Veriler siyahi ve beyaz yaşlılar arasındaki kulüplere ve organizasyonlara üyelik sayılarında bir fark olmadığını öne sürmektedir. Sadece öne sürmek diye tercüme ettik burada. Clubs kulüpler demek. Organizasyon Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Başka bir fail to reject, reddedememe. After this lecture, you should learn the following key concepts. Bu dersin sonunda aşağıdaki anahtar kavramları öğrenmelisiniz. How to conduct t-test. T-testi nasıl yapılır? The differences between one sample and two sample cases. Tek örneklem ve iki örneklem durumları arasındaki farkı öğrendik. How to conduct two sample tests of means with large and small samples. Küçük ve büyük örneklemlerle ortalamanın iki örneklem testi nasıl yapılır onu öğrendik. And how to conduct two sample tests of proportion with large samples. Bu sefer büyük örneklemler ile orantının iki örneklem testi nasıl yapılır? Bunları öğrendik. Hi everybody. Next week we will handle with a new topic and I suggest you to study my slides and watch my videos. If you have questions, please do not hesitate to ask me. Arkadaşlar, gelecek hafta yeni bir konuda buluşmak üzere sizlere iyi günler diliyorum. Lütfen videolarımı ve slaytlarımı inceleyin ve sorularınız varsa bana iletin.